Yeni kabineye yapılan değişiklikleri ve dün yaşananları ve yansımalarını artı gerçek yazarı Fehim Işık ile konuşacağız. Stüdyo konuğum Sayın Fehim Işık, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi dün bir numaralı kararnameye göre artık Cumhurbaşkanı devletin başı ve yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na ait olacak. Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin edecek. Resmen devlet başkanlığı sistemine aslında geçmiş olduk böylelikle. Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor? Ya dünden bu yana yaşananlar aslında belki bugünden sonra yaşayacaklarımızı da bize somut bir biçimde gösteriyor. Hatırlarsanız OHAL bitirilecek diye açıklama yaptılar. İşte OHAL bitecek ama birkaç kararname daha kalmış, onları da yapalım deyip bir kararnameyi ihraçlarla ilgili yaptılar. Ama gerisi tümüyle 16 Nisan referandumdan sonra yapılması gereken, çıkarılması gereken uyum yasalarının çıkmaması nedeniyle OHAL kanun hükmünde kararnamelerine dayanarak başladılar sistemi düzenlemeye. Yani anayasayı değiştirmiş olsalar bile şimdiye kadar o anayasanın gerektirdiği uyum yasalarını çıkaramayan bir devlet sistemi kanun hükmünde kararnamelerle yeni devlet sistemini nizam etti. Aslında kalıcı bir OHAL de deniliyor bunun için, öyle değil mi? İşte tamamen onu söylemek için zaten bu örneği özellikle verdim. Yani geçtiğimiz yıl 16 Nisan'dan bu yana hiçbir kanunu çıkarıp hiçbir uyum yasasını yapıp yeni bir sistem değişecekse o sisteme uygun yasaları çıkarmayıp son 3 günde çala kalem yazılmış kararnamelerle, düşünün ki yani tümünü tek kararname dahi yapamadılar. Emin olun belki de kendileri neyi ne yapacaklarını bilmedikleri içindi. Ve en son yayınladıkları kararnameyle de zaten işte Genelkurmay'ı, Milli Güvenlik Kurulu'nu, bilmem işte Yüksek Askeri Şura'yı vesaireyi, Hazine'yi, Maliye'yi, şunu bunu derken hepsini getirdiler, tek tek bağladılar. Şimdi bu kadar gün içerisinde bir şey dikkatimizi çekti. Yani doğrusu gazeteci olarak benim de dikkatimi çok fazla çekti. Meclisle ilgili tek bir şey yok, esamesi yok. Yani meclisle ilgili yapılan tek şey milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması. Onun dışında bu meclisin rolü ne olacak? Bu meclis işte bugün bakanlar yemin ettikten sonra hiçbir güven oyu almaya gerek kalmadan göreve başlayacaklar. Oysa dünyanın başka yerlerinde başkanlık sistemiyle ya da yarı başkanlık sistemiyle yönetilen yerlerde bile Cumhurbaşkanı'nın önerdiği bakanları sonuçta denetleyen, dengeleyen bir mekanizma var ve bu mekanizma oturup onların bakan olup olamayacağına dair de karar verirler. Yani ABD'den sık sık örnek veriyorlar. Sonuçta ABD'de senato başkanının atadığını onaylamadığı zaman yapmıyorlar bunu. Ya da yargıyla ilgili zaten atama yetkisi yok. Ama son 3 gündeki çıkan kararnamelere ve dünden bu yana Cumhurbaşkanı'nın 1-2-3 sayılı kararnamelerine bakın. Her yere maşallah atama. Yani öyle bir yaptı ki deyim yerindeyse tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin A'dan Z'ye en küçük kurumundan en büyük kurumuna kadar tüm kurumlarını tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlayan ve yönetim mekanizmasında bizzat Erdoğan'ın kendisi dediği için rahatlıkla söylemek mümkün bir anonim şirket edasında götüren bir yapılanma içerisindeyiz. Şimdi bakanlar atandıktan sonra peki karşımıza ne çıktı? Bakan sayısını indirdi, bakanlıkların bazılarını birleştirdi ve bunu da anlatırken bürokrasiyi azaltmaktır kastım dedi. Aslında zaten bakanların yapılanmasına bakınca yeni sistem içerisindeki çıkan kararnamelere ve onlarla ilgili düzenlemelere bakınca esasen bakanlıklar için ya da bakanlar kurulu için çok rahat bir şekilde Cumhurbaşkanlığı sekreteriyası demek mümkün. O sekreteriyaya bağlı alt birimlerde olacak çeşitli kurullar. O kurulların da zaten genel kararnamesi bugün yine yayınlandı. Cumhurbaşkanlığın ilk yayınladığı kararnamelerden biri işte hukuk politikaları kurulu, bilmem kültür, sanat, sağlık, gıda vesaire gibi, eğitim gibi, bilim, teknoloji gibi vesaire birçok kurul oluşturdu. Yani deyim yerindeyse bu kurullar bakanlara bağlı olacak ama en nihayetinde bakanların tümü de sadece Cumhurbaşkanı'nın dediğini yapmakla mükellef bir sistem üzerinden gidiyor. Dikkat çekici yönler var. Yani bilmiyorum onlar çok çok önemli Türkiye'nin geleceği açısından. Bu bakanlarla ilgili yani bir şey çok net.
7 Haziran'dan sonra Türkiye'de büyütülen şiddet ülkeyi bugünkü noktaya getirdi. Yani çok kişi değerlendirdiğinde işte çözüm sürecini pek bitirdi, şu oldu, bu oldu vesaire falan filan der ama benim kanaatim şu ki tüm bunları yaşama geçirmek için bu ülkeyi yönetenlere bir savaş ve şiddet politikası lazımdı. Ve bunun için de çözüm sürecinde ilk yaptıkları şey masayı devirmek ve ardından ağır bir şekilde savaşı büyütecek, provokasyonlarla bu ülkeyi darmadağın edecek bir noktaya taşımaktı. Yaşanan katliamları biliyoruz. Suruç katliamını, hemen peşinden Ankara katliamı. Yani sonuç itibariyle bunlar toplumun şiddetle ana damarlarını provoke edecek saldırılardı. Ve bu saldırıların bugün görülen mahkemelerine baktığımızda işte Ceylanpınar davası sonuçlandı, iki polisin öldürülmesi bu işe başlandı. Kimse yargılanmadı. En niyetli o işin içerisine baktığınızda da bugün çok rahatlıkla denebilir ki bu ülkeyi yönetenlerin parmağının içerisinde olduğu bir süreçten söz ediyor. Ankara katliamı ile ilgili dava hala devam ediyor. O davanın içine baktığınızda yani bile bile geliyorum diyen bir katliamı önlemeyen bir devlet var. Onlara yol açan bir mekanizma var. Ve bugün gelinen noktaya baktığınızda da işte o politikayı sürdürecek bir bakanlar kurulu yapılanması karşımızda. Bir de işin içerisine 15 Temmuz'da yaşananları eklersek, yani 15 Temmuz'un muammaları hala var. Genelkurmay Başkanı şimdi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ilgili denilen birçok şey var. Ama Hulusi Akar bugün Milli Savunma Bakanı. Hiçbir şekilde kanun takmayan, kanun dinlemeyen, kanun nedir deyip Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan her lafı emir telakki edip ona göre politika geliştiren, ona göre hukuk geliştiren, ona göre bir parti başkanını tehdit edebilecek kadar pervasız davranan biri İçişleri Bakanı. Yani böylesi bir tablo içerisinde, bütünlüğü içerisinde yan yana düşündüğümüzde evet Türkiye Cumhurbaşkanı'na bağlıdır, tek adama bağlıdır, hukuk odur, tüm mekanizmalar odur. Hele bir de özellikle damadı Berat Albayrak'a hazine ve maliyeyi teslim ettikten sonra görüyoruz ki Türkiye'de ekonomi de kurallarına uygun işlemeyecek. Yani ekonomi sonuç itibariyle birlikte çalıştığı başka ekiplere bile bırakamayacağı kadar katakullilerle sadece damadı Berat Albayrak üzerinden kendi kontrollerinde gidecek. Yani kanaatim o ki bu kısa sürede çok ciddi paraların kontrolünün Cumhurbaşkanı'nda ve ailesinde olduğunu biliyoruz. O paralarla tutup bir şekliyle geçici olarak piyasayı rahatlatmak ama önümüzdeki dönemde de sonuç itibariyle kuralına uygun, evrensel ekonomik kurallara uygun işlemeyen bir sistem üzerinden de yeni ekonomik kaynaklar oluşturmaya dönük yaklaşımlar geliştirileceği iddia ediliyor. Örnekleri de çok somut. Yani bugün Zarrab davası hala devam eden bir dava. Zarrab davası esasen Türkiye'nin kara para edinme yol ve yöntemlerinden biri. Yani bu kadar net. Şimdi bir de yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle yargıda tamamen kuşatma altına alındığı yorumları var. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Siz de söylediniz zaten ama biraz başlıklar altında toparlayabilirsek. Şimdi yargı aslında kalmadı. Yani Türkiye'de ciddi anlamda bir yargıdan ya da o yargının bağımsız davranabileceğinden söz etmek mümkün değil. Bunu OHAL döneminde de yaşanan tablodan görebildik. Daha dün yaşanan Soma davasından görebildik. Yani daha bir gün önce, şimdi Soma'da aileler oturma eyleminde. Yani dün ilginçtir, yerel gazeteler hastalığı nedeniyle mahkemeye çıkamayacağını söyleyen hakimin, heyetteki hakimin peşine düşüyorlar. Hastanelerde yatan öyle bir hakim de yok. Yani sonuç itibariyle yargı mekanizmasını en küçük bir Soma davasından tutun, Ankara katliamı davasına kadar, Suruç'a kadar, bilmem Viranşehir davasına kadar ya da işte düşünün seçim döneminde, propagandalar döneminde Suruç'ta yaşanan açık katliama bakın. Şimdi şu anda Türkiye'de bakın sadece şu anda 15 Temmuz'dan bu yana 50 bin tutuklama var. Hı hı. 50 bin tutuklamanın 1400'e yakını Cumhurbaşkanı'na hakaret ve bu ülkede bir milletvekilinin vekilliği Cumhurbaşkanı'na hakaret davası nedeniyle düşüyor. Yani üst sınırı bir yıl iki ay olan bir dava nedeniyle
Cumhurbaşkanı Ahmet Yıldırım işte bir önceki dönem HDP milletvekiliydi. Şimdi düşünün, yargının bu kadar kontrol altında olduğu bir yerde bugünden sonraki işleyiş nasıl olacak? Bugünden sonraki işleyiş dünkü işleyişten kat be kat artarak uygulamaya geçecek. Yani Türkiye'de siz bu yeni sistem ve yeni rejimle, rejimin başındaki insanla, rejimle birlikte hareket edenlerle birlikte olduğunuz sürece sorun yok. Her şekilde size tüm yollar açık olacak ve nihayetinde o yollar içerisinde siz bir şekliyle kendi geminizi yürütebileceksiniz. Ama onun karşıtıysanız ve onun muhalifiyseniz, sonuç itibariyle verebileceği her kararı yerine getirecek yargı sizinle ilgili de her türlü yaptırımda bulunabilecek. Yani şöyle diyeyim, 600 milletvekili var. Son 4 parlamenterin de bakan edilmesiyle 290 vekil var AKP'de. MHP'nin de vekilleri var. Onun dışındaki, ben çok açık ve net diyeyim, parlamentodaki hiçbir vekilin güvencesi yoktur. Belki bir müddet bu işleyiş içerisinde çok fazla tepki çekmemek için bazı adımları atmayacak. Ama önümüzdeki dönem eğer parlamento işin ciddiyetine varır, farkına varır ve ciddi anlamda bu gidişatın önüne set çekmeye dönük bir direnç mekanizması oluşturabilirse, özellikle MHP ve AKP dışındaki diğer siyasal partiler işin ciddiyetinin farkına varır, bu konuda HDP'yi yalnız başına bırakmama gibi bir eğilime girerlerse, orada oluşacak direnç mekanizmasını kırmak için de bu kez parlamentoyu yok etmeye dönük, yani oradaki vekilleri yok etmeye dönük yapacak. Önümüzdeki dönem yerel seçimler var. Yani seçimler bitti dememiz 24 Haziran'la birlikte bir anlamda da budur. Şimdi 24 yerel seçimler yapıldığında ne olacak? Diyarbakır'ı aldı, bilmem Mardin'i aldı, İstanbul'u CHP aldı, diğer yeri bir İzmir'i başkası aldı, CHP aldı şu an. Yani sonuç itibariyle bunların hepsini pekala bir gecede çıkaracağı bir kararnameyle görevden alıp bırakın valiyi. Yani istediği insanı oraya kayyum olarak atayabilecek bir yapılanma içerisine girdik. Yani bu kadar riskli bir dönem. Ve ne yazık ki bu riskli döneme de göz göre göre gelindi. Yani şimdi dünkü törenlere de gelmek istiyorum kısaca, çok vaktimiz yok. Dün benim dikkatimi çeken bir şey vardı, para bastırdı kendi adına. Şimdi padişahın alametlerinden biridir sikke bastırmak ya, böyle bir benzeşim çağrıştırdı bende. Sizde nasıl? Yani bir tek törenlerde para, genel bir tek para bastırma zaten yolu ve yöntemiyle değil, şaşalı törenle. Yani düşünün, tren kazasına rağmen bile sadece birkaç ışık oyununu önleyerek ya da yapmayarak o tren kazasını dikkate aldığını gösterdi. Ama Türkiye'de 24 insanın tren kazasıyla, üstelik devletin ihmaliyle öldüğü günde yollarına güller atılan, işte diğer taraftan çeşitli devlet başkanlarının katılımıyla bilmem işte, Türkiye'nin 101 pare top atışı yalnız Ankara'da yapılmadı. Tüm ordu komutanlıklarının olduğu yerde. Ama o saatlerde yerde cenazeler de vardı, öyle değil mi? Aynı saatlerde de aynı şekilde dediğiniz gibi Çorlu'daki tren kazası nedeniyle cenazeler gömülüyordu ve 101 pare top atışı Türkiye'deki tüm ordu komutanlıklarında aynı anda eş zamanlı olarak atıldı. Şimdi bunların tümünü yan yana getirdiğimizde görüyoruz ki evet, sistem artık bir sultanlık sistemidir. Kendisi zaten kararnamelerde de bunun devlet başkanı olarak ifade edilmesini de söyledi. Buradan tabii bir golü de belki ciddi anlamda Bahçeli attı. Bahçeli başkanlık değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir diyordu. Dün ilk işi bana başkan diyebilirsiniz dedi. Zaten kararnamelerde de o dili devlet başkanlığı sistemini kullanıyor. Yani tüm bunlar bize gösteriyor. Evet, bunların tüm üstesinden gelmek için muhalefetin her yönüyle, çünkü hala Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet var. Yani Erdoğan her şeye rağmen, tüm hile ve hurdalara rağmen %52 ile bugün o noktadadır. En azından Türkiye'de %48 bu gidişattan kaygılıdır. Ha, ciddi anlamda düşünürseniz ben Türkiye'de en az %60'ın bu gidişattan rahatsız olduğunu ve bugünden itibaren de sürekli rahatsızların sayısının artacağını söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Fehim Işık, yayınımıza katıldığınız için. Yeni kabineyi, yapılan değişikleri ve dün yaşananları Artı Gerçek yazarı Fehim Işık ile konuştuk. Çorlu tren faciası bir diğer başlık.